Olsun. Hayır. Bütün fabrikaları sattılar. Makinalarını hurda fiyatına, arsalarını müteahhitlere, tarımı öldürdüler. Altın yumurtlayan tavuk da gidince iflas etti. Onun için diyorum ki evet, karşı devrim iflas etti. Buyurun efendim. Şimdi bugün bir tartışma var. Biliyorsunuz değerli seyirciler, Türkiye milli takımı Avusturya 2 önemli ve güçlü bir rakipti. Dün 2-1 yendi. Büyük bir sevinç dalgası ülkeyi kapladı. Büyük bir ne diyelim, ağır bir havanın olduğu, bir kasvet ve bir ne diyelim karamsarlık ortamında bulunan ülkeye çok iyi geldi bu. Büyük bir sevinç, büyük bir coşku. Ben buradan Türk milli takımını, bütün oyuncularını yürekten kutluyorum. Maçı baştan sona seyrettim ve çok büyük bir mutluluk duydum. Ve çok da güzel iki tane gol atıldı. Çok çok güzel. Merih Demirel çok iyi iki tane gol attı. Yani onu da büyük bir keyifle izledim ve kutluyorum kendisini de. Fakat bir tartışma var. Şimdi Merih Demirel gol attıktan sonra bozkurt işareti yaptı. Şu işaret. Bozkurt işareti. Şimdi görüyorsunuz. Şimdi bir tartışma var. Buna büyük bir tepki geldi. Ben buradan değerli Merih Demirel'e ki bir kez daha kutluyorum. İki tane şahane gol attı. Bir kez daha kutluyorum. Bütün Türkiye'yi mutlu etti. Ve fakat Merih Demirel'in bir şeyi bilmesi lazım. O ülkücülerin, ülke ocakları spor kulübü değil orası. Orası Türkiye Cumhuriyeti'nin milli takımı. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli takımı. Bu işaret ise %5 oyu olan aşırı sağ küçük bir partinin siyasi işareti. Böyle değil mi hocam? Tabii MHP. MHP'nin işareti bu. Bunu Türklerin tarihsel işareti diye bize yutturmaya kalkıyorlar. Yok böyle bir şey değerli seyirciler. Türk efsanelerinde ki Ergenekon'da efsaneye göre bir bozkurtun, Asena dişi bir bozkurtun da yol gösterdiği ve o Ergenekon tecritinden Türklerin bir kavim olarak çıkıp özgürlüğüne kavuştuğu bir destan anlatılır. Çok güzel bir kurucu destandır o. Her ulusun kurucu destanları vardır. Ulusların tarihlerinde de böyle simgeler vardır. Mesela kurt Romalılar için de bir simgedir. Roma'nın kurucusu, Romas ve Romulus'u emziren hayvan kurttur. Onların da böyle bir kurt şeyi vardır, simgesi vardır. Ruslar için bu ayıdır. Mesela Moskova Olimpiyatları'nın şeyi, maskotu o nedenle ayıydı. Sevimli bir ayı figürüydü. Çinliler için ejderhadır. Hayali bir canlıdır, ejderhadır. Bir parça şeyi çağrıştırır bize. Dinozorları çağrıştıran bir ejderhadır. Türklerde ise değişir. Kurt vardır, bozkurt. Bazı Türk boylarında bu dağ keçisidir. Ergenekon'dan çıkışa yol gösterenin bir keçi olduğu, dağ keçisi olduğu belirtilir. Kara keçiller boyu vardır. Büyük bir Oğuz Türkmen boyudur. Ve kara keçiller devleti de vardır. Dolayısıyla Türk tarihinde de bu değişir. Fakat şu işaret Türk tarihinde ya da Türkleri simgelediği belirtilen bozkurtla ilgisi olmayan bir siyasi işarettir. Bu işaret bir siyasi partiye, bir ülkücü gruba ait bir işarettir. Ben Merih'in sevincine katılıyorum ve fakat bunu Türklüğün işareti, simgesi diye yutturmamak gerekiyor. Yani bu sevinçle tasada bir olmayı gerektiriyor. Bir millet olmak, ulus olmak değil mi? Bu sevinçle bütün ulusu, bütün Türkleri birleştirdi. Şu kasvetli günlerde, kötü günlerde, yani işte Sinan Ateş cinayetinin konuşulduğu, siyasetin tıkandığı bu günlerde ne olacak Merih Demirel? Türkiye'de merkez sağda, merkez solada oy veren seçmenler bu işareti kullanmıyor. AKP de reddediyor. Sadece CHP değil. Türkiye'de solcular değil. AKP'liler de kullanmıyor. Onu bırak. MHP'den ayrılan Büyük Birlik Partililer, Alperen Ocakları da bunu kullanmıyor. Dar bir siyasal grubun Türkiye tarihinde siyasal anlamda faşist bir ırkçı bir siyasal hareketin, ki böyle değerlendirmeler de var biliyoruz, simgesi bu. Bunu Türk milletini temsil eden sembol olarak yutturmayın. Türk tarihinde bozkurt kullanılmıştır. Mesela Cumhuriyet'ten sonra basılan ilk paralarda bu vardır. Yani bir demokratik bir Türkçülük, ulus kurucu bir Türkçülüğün yükseldiği dönemdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu dönem. Ulus kurucu bir
Türkçülük vardır o dönemde. Türk ocaklarının simgesi bir kurttur, bozkurttur. Petrol ofisinin, Türk petrollerinin simgesi ağzından alev çıkan bir kurttur. Türk parasında kullanılmıştır. Bazı Türk boylarında, bu bazı sancaklarda kullanılmıştır. Ama şu işaret yoktur. Böyle bir işaret yok. 70'li yıllarda, 60'lı yıllarda Ülkücü Hareket de bu işareti kullanmadı. Bakın fotoğraflara, bakın arşive, girin bakın. Ülkücü mitinglerinde, yürüyüşlerinde, MHP mitinglerinde ve yürüyüşlerinde bu işaret yoktur. 60'larda yoktur, 70'lerde yoktur hocam, 80'lerde de yoktur. Alparslan Türkeş 92'de bir Azerbaycan ziyareti sırasında oradaki Gagavuz Türklerinde gördüğü, Gagavuz Türklerinin, ki Gagavuz Türkleri de Müslüman Türkler değildir değerli seyirciler. Ortodoks Türklerdir. Onlar Hristiyanlığı seçmiş Türklerdir. Çok güzel bir Türkçe konuşurlar. Bugünkü İstanbul Türkçesine yakın bir Türkçeleri vardır. Hiçbir tercümana ihtiyaç duymazsınız. Kelimelerin hemen hemen tamamı ortaktır. Şimdi kimse kimseye Türklük olarak yarıştırmasın. O kadar ortaktır ki hocam Gagavuz Türkleriyle. Mesela biz kömbe deriz böreğe, bir tür börektir. Onlar da kömbe diyor. Ben çok şaşırmıştım bunu duyunca. Ya biz de, ben anne ve baba tarafından Türk soyluyum. Yani Oğuz, Türkmen Oğuz soyundan gelen bir kişiyim ben. Kimse o bakımdan Türklükle, Türkmen şey, Türklük yarıştırmaya, daha fazla işte Türk milletini temsil etmeye kalktığını falan söylemesin. Bu önsel olarak bana hiçbir üstünlük sağlamıyor. Ama ben böyle olmaktan mutluyum. Memnunum. Hiçbir itirazım yok. Türk olmaktan dolayı mutluyum. Bu başka bir şey. Ama bu simge Türklüğü temsil etmiyor. Yok böyle bir şey. Bu büyük bir yalandır. 1992'de her siyasi parti bir simge seçer. Kimi parmak işareti, ki bazı şeriatçı gruplar, İslamcı gruplar işaret parmağını kullanırlar. Bazıları başka bir işaret kullanır, el işareti. Özal böyle kullanıyordu. Solcular genellikle sol yumruklarını kaldırırlar. Çeşitli siyasi hareketlerin simgeleri vardır, sembolleri vardır. Ama durduğumuz yerde Melih Demirel'in yaptığı bir hatayı, bir yanlışı, ki kendisi ülkücü olabilir, hiç itirazım yok. MHP'ye yakın da olabilir. Ama bunu galyen şeye geldim, çok mutlu oldum, bunu bir Türklüğün sembolü diye kullandım diye yalan söylemeyecek. Şimdi başka örnekler var. Örneğin bu işaret Avusturya'da yasak hocam. Irkçı ve faşist bir simge olduğu gerekçesiyle 2019'da çıkartılan Semboller Kanunu'nda Avusturya'da yasaklanmış. Yasaklananlar arasında 2015'te IŞİD, El-Kaide gibi terör örgütlerinin propagandasını önlemek için bir sembol yasası hazırlanmış. Müslüman kardeşler, Hamas, Lübnan'daki Hizbullah'ın askeri kanadı, PKK, Hırvat Milliyetçi Örgüt, Ustaşa gibi gruplara ait sembol ve işaretler dahil edilmiş buna. Yasa kapsamında bu gruplara ait 13 flama, sembol ve işaret yasaklanmış. Bunların arasında Bozkurt işareti de var. Bunu bir Türk ırkçı faşist grubun işareti sayıyorlar. Ve şey olarak görüyorlar. Irkçı ve Avusturya'daki anayasal düzeni tehdit eden ırkçı ve faşist bir grubun simgesi olarak görüyorlar. Onu bırakın. Almanya'da Bozkurtlar Hareketi'nin, Bozkurt'un, ki Bozkurtlar grubu olarak kullanılıyor, yasaklanması için bir tartışma devam ediyor ve mahkeme sürüyor. Köln Mahkemesi, tartışma Köln İdare Mahkemesi, Bonn kentinde Bozkurtlar Hareketi'nden iki kişinin, yani ülkücü iki kişinin ateşli silahlarla yakalanması üzerine bir dava başlıyor. Silahlara resmi olarak el konulmasına karşın yapılan itiraz başvurusu mahkemede reddediliyor ve devam ediyor. Davaya Alman istihbarat örgütü de olan aynı zamanda anayasayı koruma örgütü müdahil oluyor hocam davaya. Bu çok özür dilerim, bir titreşim var. Evet. Alman istihbarat örgütü de olan anayasayı koruma örgütü müdahil oluyor ve mahkeme ülkücü hareketle ilgili bulguları kapsamlı bir şekilde ele alıyor. Dosyadaki fotoğraflarda iç işlerinden birinin eliyle Bozkurt işareti yaptığı bir görsel de delil olarak sunuluyor bu gruptan. Bu grupta yer alan ve Almanya Türk Demokratik Ülkücü Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri de bu davada yargılanıyorlar. Bu grubun simgesi olarak dahil ediliyor. Birçok milletvekilinin sözü var. Örneğin muhafazakar milletvekili, yani CDU milletvekili Christoph de Vires diyelim. Almanca nasıl ifade ediliyor bilmiyorum. Ülke Ocakları diyor, genel yapısı itibariyle Almanya'daki en büyük aşırı sağcı örgüt, aşırı milliyetçi, ırkçı
ve asimetrik dünya görüşleriyle Almanya'daki liberal demokrasi için bir tehdittir diyor. Davaya müdahil oluyor. Yeşiller milletvekili Almanya'daki en büyük milliyetçi aşırı sağcı hareketlerden biri Bozkurtların yasaklanması gerekiyor, tutarlı ve doğru olacaktır mahkemenin bu yönde karar vermesi diye. Yine bir başka uzman İçişleri Bakanlığı'nın bir görüşü var. O da diyor ki ilk ocakların asimetrik işçi, ırkçı, düzeltiyorum ırkçı ve liberal olmayan ideolojisi özgür ve savunmacı anayasal devletten devletin net bir karşıtlığı içindedir diyor. Şimdi Almanya'nın böyle tartışmalar yaptığı bir yerde ayrıca UEFA bir grubu başkalarını aşağılayan, ırkçılık, ayrımcılık yapan, faşist ya da ırkçı simgeleri kullanan futbolculara ve kulüplere ceza veriyor. Şimdi Melih Demirel için de bir ceza söz konusu. Belki iki maç. Demiral, Melih Demiral için de bir ceza öngörülüyor. Bu cezanın belki Melih Demiral için verilecek bu ceza belki iki maç. Umarız bir ceza olmaz. Ben Melih Demiral'ın özür dilemesi gerektiğini düşünüyorum. Melih Demiral Ülkü Ocakları Spor Kulübü'nde oynamıyor. Bu ülkede CHP'lisi, bu ülkede AKP'lisi, bu ülkede İyi Partili, bu ülkede DEM Partili, bu ülkede Türklerin, Kürtlerin, Çerkezlerin, her etnik kökenden ve her inanıştan yurttaşımızı temsil eden milli takımı oynuyor. Bu Türklüğün işareti değildir. Türklüğün işareti nedir? Göğsündeki ay yıldızlı bayraktır. Türkiye'nin simgesi odur. Ay yıldızlı bayraktır. Bu bir siyasi partinin, küçük bir siyasi partinin, aşırı sağcı bir siyasi partinin simgesidir. Bundan ibarettir. Buyurun hocam. Evet, benim en başta söyleyeceğimi siz en sonda söylediniz. Çok özür dileyerek bir şey daha hatırlatayım. Buyurun. Hocam. Mesela hangi devletler kullanmıştır? Mesela Selçukluları önceleyen. Gaznelilerde yok hocam. Karahanlılarda yok. Selçuklu Devleti'nde yok. Osmanlı İmparatorluğu'nda da yok. Örneğin İttihat Terakki de kullanmıyor. Daha sonra Osmanlı kullanmıyor ama hani Osmanlı'da Abdülhamit Devri'nin İttihat Terakki de kullanmıyor. Cumhuriyet de kullanmıyor. Evet. Cumhuriyetten sonra işte Türk Ocakları, Petrol Ofisi, başlangıçta basılan bazı Türk paralarında ama bu işaret değil. Genel olarak kurt resmi kullanılıyor. Buyurun. Evet, benim başta söyleyeceğim Erdem Bey deminki konuşmasının sonunda söyledi. Değerli izleyiciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin veya Türk'ün işareti ay yıldızlı kırmızı beyaz bayrağımızdır. Hiç kuşku yok. Bir. Bir defa yani bir Türk simgesi kullanılmak isteniyorsa o Türk simgesi. Ay yıldızdır. Ay yıldızdır ve kırmızı zemin üzerinde beyaz. Evet, al bayrak denir. Al bayraktır. Türkiye'nin simgesi, Türk simgesi odur. Hatta o kadar odur ki son zamanlarda dünya çapında yapılan bir hareketle Turkey lafı ki İngilizce aynı zamanda işte